Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 6. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız kare yani kare konusuna giriş yapıyoruz. Kare nedir? Dikdörtgenin özel bir halidir. Hatta paralel kenarın da özel bir hali olmuş oluyor. Çünkü dikdörtgen paralel kenarın özel bir halidir. Dikdörtgenin de daha özel bir hali neymiş? Kareymiş. Karede tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenler Eşit uzunlukta ve açı ortaydır. Köşegenler eşit uzunlukta dikdörtgende de öyleydi. Burada yalnız açı ortay çıkıyor. Açı ortay çıkmasından dolayı karşımıza ne çıkıyor? Bir 45 dereceler çıkıyor. Yani burada özel açı mantığında kullanacağımız anlamına geliyor. Köşegenler birbirini dik keser ve ortalar. Ortalamasını zaten biliyoruz ama köşegenlerin dik kesmesi burada önemli. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizebiliyoruz arkadaşlar. Eşkenar dörtgende ve deltoid'de de böyleydi. Bak köşegen çizimli önemliydi. Burada da önemli çevre işte bunu zaten sıkıntı yok alanda zaten karesi bir kenara a ise alanda ne a kare yapacaktır Burada Bununla ilgili soru var sorun çözümü de çok güzel bir şekilde var Biz isterseniz Şuradaki sorulara başlayalım arkadaşlar şimdi bu bir kare demiş kare dediğinden dolayı Burası ne olacaktır arkadaşlar kare Bir de köşegen olduğundan dolayı bu açılarımız 45'er derece değil midir Evet 45'er derecedir bunlar E burada Şuradaki üçgene bakacak olursak Şuradaki üçgende ne var direk 25 ile 45'in toplamı yani 25 ile 45'in toplamı kaç yapıyor? Direkt 70 mi yapıyor? İki iç açının toplamı bir dış açıdan 70 yapıyor. O zaman dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı ne çıktı? C han çıktı. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da ne demiş? ABCD bir kare demiş ve köşegen demiş. E köşegen olduğundan dolayı buradaki açılarımız kaçar derece? 45'er derece. Şunlar da 45, 45 olduğunu biliyoruz. E, karede bütün kenarlar birbirine eşitler şöyle bir gösterelim. A hocam şuradaki üçgende ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Bu üçgendeki ikizkenarlığı kullanacağız arkadaşlar. Hadi bakalım tepe açısı kaç derece? Tepe açısı 45 derece olduğundan dolayı hemen ikizkenarlığı kullanalım. 180'den 45 çıktı 135. 2'ye böldüğümüz zaman kaç çıkıyor? 67,5 67,5 çıkıyor. E şuraya bakacak olursanız da bu açıda 90 derece olduğundan x artı 67.5 eşittir 90 olduğundan x de böylelikle 22.5 diye buluruz. Evet bu sorunun doğru cevabı da o zaman 22.5 çıktı. Yani ikinci soru e çıktı oldu. Geldik üçüncü soruya. Şimdi şu dfbe ne verilmiş? Doğru sağ vermiş Ve buradaki açıda 9 derece vermiş. Şimdi buradaki açının kaç derece olduğunu biliyoruz. Köşegen olduğundan dolayı 45'er derece olduğunu biliyoruz. E hocam burası da 45 burası da 45. Sonra 9 verilmiş bize burada. Hemen şurada kullanalım. Şuradaki üçgende ne var? Buradaki üçgende hemen iki iç açın toplamı bir dış açı. Yani kullanalım. İki iç açı bir dış açı olduğundan neyle 9'u toplarsanız 45 yapar? 36'yı. O zaman burada kaç? 36 derece yaptı. Sonra başka bir şey verilmiş mi? AE ile FE birbirine eşit verilmiş. Bak. AE ile FE birbirine eşit verilmiş. İkizkenar üçgen. Tepe açısı 36. 180'den 36 çıkart 144 2'ye böl. Buradaki açılarımız 72. Burası da 72 yapar. Yani x art 9 eşittir 72 ise x'i de buradan kaç buluruz? 63 diye buluruz. Dolayısıyla 3. sorunun doğru cevap böylelikle Cihan çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'de verilen kare biçimindeki pencere çer çerçevesinin yatay kenarları düz zemine paralel konumdadır. Evet şunlar paralel konumdaymış. Sonra çerçeve düşmüş. Şu şekil oluşmuş. Arkadaşlar bu çerçevenin dışarıda bıraktığı iz burası. Bu kare değil mi? Bu da aynı kare değil mi? Evet bu da aynı kare. E o zaman ben burada bu eşitleri kullanacağım. Bak burada ne çıktı? Şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Bak görüyorsun. E o zaman burada ikizkenar kullanacağım. Tabi buradaki 20'yi de kullanmam lazım. 20'yi ben nasıl kullanacağım? Hocam şu zemine paralel diye zaten soru kökünde söylemişti. O zaman Z'den dolayı burası kaç yapar? 20 yapar. Hocam bunun tamamı 90'dı. E o zaman 20 ise buraya 70 kaldı. E hocam 70 ise şunun da tamamı 90 olduğundan dolayı buraya da kaç kaldı? 20 kaldı. E x kenar bu. x kenar tepe açısı 20 derece. 180'den 20 çıkart. 160 2'ye böl. 80 80 yapar burası. E burada da x artı 80 eşittir. 90 olduğundan dolayı x'i de böylelikle kaç buluruz? 10 diye buluruz. Yani 4. sorunun doğru cevabı böylelikle balıkesir oldu. Geldik 5. soruya. 5. soruda ne verilmiş? ABCD kare ve şu doğrusal diye söylenmiş. Madem doğrusa bu köşegen değil mi? Köşegense 45 45 yaptım bunlar. Evet. Hocam bu da bir kare. Bu da bir kare olduğundan kök 3 şuradaki kök şöyle bir yazalım. Kök 3 kök 3 kök 3. E, doğrusal demiş. Doğrusallığı kullanacağım. Burası 90 burası da 90 değil mi? Evet. E, şimdi burada bizden bir afi açısı isteniyor. Şuradaki üçgene bakacak olursanız arkadaşlar dik kenarlar var. 1 var kök 3 var. E 1 kök 3 burası Pisagor bağıntısından ne çıkacaktır? 2. Hatta buradaki üçgende 90'ın karşısı 2 ise hangi açının karşısı 1'dir? 30'un. Yani burası da 60 olur. Bizden ne isteniyor? B, A, F isteniyor. Hocam şuraya X diyecek olursak 45 artı X eşittir. 60 olduğundan X'i de böylelikle 15 derece olarak buluruz. Yani 5. sorunun doğru cevabı böylelikle C, han oldu arkadaşlar. Geldik 6'ya. 6. Altıncı soruda da ne verilmiş? ABCD kare denmiş bir de AC ile BE birbirine eşit verilmiş. Arkadaş şu. AC ile BE birbirine eşit E köşegenle alakası yerde bir eşitlik var. Ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Hadi bakalım çizelim. Şu köşegeni de çizdiğimiz zaman. E hocam köşegenler neydi? Birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani şuradaki eşitliği de şöyle koyacak olursak. Bak köşegenlerin eşitliğini gösterdim burada. Şununla şunun eşitliğini. Burada ne var? Şöyle bakacak olursak. Artık burada bir ikizkenar üçgen çıkmış oldu. E Şurada kaççı da yazmadık bu arada. Şu köşegenden dolayı 45. Şu açı ne oldu? 55 ile 45'in toplamı 100 yaptı. E ikizkenar üçgen tepe açısı 100. 180'den 100 çıkart. 80. 2'ye böl. 40. 40 oldu buraları. Yani böylelikle x açısında ne bulduk? 40 bulduk. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı 6. soru Akçay oldu. Geldik 7. soruya. Evet AC ile DE birbirine eşit verilmiş. Arkadaşım AC ile DE birbirine eşit verilmiş. Bak köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Hemen diğer köşegeni de biz çizelim. Şu köşegeni çizelim şöyle. Köşegeni çizecek olursak köşegenlerin eşitliğini gösterelim. Hocam şu köşegen de eşit. A ne çıktı burada? Köşegenlerin eşitliğini gösterince şöyle. Burada karşımıza bir ikizkenar üçgen çıktı. Nerede? Hop şurada bir ikizkenar kenar üçgenle karşılaştık. O zaman ikizkenarlığı kullanacağız. Bu arada şuradaki açı kaç derece? 45 derece. Köşegen olduğundan 35 var ya 35'in yanına yoğunlaştık. E burası toplamda kaç yaptı? 45, 35 daha 80 yaptı. E hocam burası 80 ise ikiz kenarlıktan burası da 80'dir. 80, 80, 100, 80, 80, 160 buraya da 20 kaldı. E hocam burası da köşegen olduğundan dolayı 45 derecedir. Yani 20 artı x eşittir 45 derece olduğundan x de böylelikle 25 derece olarak buluruz. Dolayısıyla 7. sorunun doğru cevap böylelikle balıkesir oldu. Ve böylelikle 6. bölüm testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 7. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.